Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Hep diyoruz ya, sevgi çok önemli diye. Ama bazen sevgi de yetmiyor. Ne demek istediğimi mektubu okurken anlayacaksınız. Çocuklarımıza sevgi gösterirken sevgisizliği de göstermememiz gerekiyor. Çok ilginç. Hatta çocuklar duymasından da örnekler vereceğiz mektubun sonunda. İbretlik, travmatik, üzücü bir hayat. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Yunus Bey merhaba. Öncelikle insanlara bu fırsatı tanıdığınız, hayattan bizzat örneklerle, yaşanmışlıklarla bizi buluşturduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Ben de kanalınızı takip ediyorum. Önceden böyle bir şey hiç aklımda yokken, daha sonrasında paylaşmanın insanlar için de çok iyi olacağını düşündüm. Bu yüzden hayat hikayemi anlatmaya karar verdim. Anlatılan çoğu hayat hikayesinde aile kavramının ne kadar önemli olduğunu görüyorum dinlerken. Benim de anlatacaklarımın köküne inildiğinde aslında ailem, yetiştirilme tarzım ve aslında ailemin farkında olmadan benden esirgediği şeyler yatıyor. Ben huzursuzluğun, geçimsizliğin olduğu bir dünyaya doğdum aslında. Tüm sorun burada başlıyor belki de. Çocuklarım için anne babanın onlara sağladığı ortamda, yuvada. Annemle babam ben bildim bileli sürekli ama sürekli kavga eden, sanki zorla aynı eve tıkılmışlar gibi birbirlerini öldürecek halde olan insanlardı. Her çocuk gibi ben de ne annemi ayırabildim ne de babamı. İkisini de çok severdim. Babam annemi, annem babamı üstün hiç istemez, birbirlerine kötü davrandıklarında üzülenin gönlünü almaya ben koşardım. Sanki ben annemin babamın kalbini kırmışım da gönlünü almak zorundaymışım gibi. Benim gibi bir eve doğan çok çocuk vardır. Beni anlayacaklardır dinlediklerinde. Mantıkla bakıldığında çocuk daha anne karnında etkilenmeye başlıyor huzursuzluktan. Beni okuttular, çok güzel bir kariyer yolu çizdiler, fırsatlar sundular. Durumumuz çok iyi olunca birçok çocuğun yaşadığı maddi darlığı yaşamadım belki. Annem de çok sevdi beni, babam da. Ama ikisinin bir arada sevebildiğini hiç göremedim. Aile ortamı nedir bilemedim. Kavgadan, huzursuzluktan başka hiçbir şey olmadı benim için anne baba kavramları. Bence bir yerde çok bencillerdi. Her ne olursa olsun onları bu halde görmemem için çok şey yapabilirlerdi. Boşanabilirlerdi mesela. Evet yine güzel anılar biriktiremez, birçok eksikle büyürdüm ama onlara bakışım kötü olmazdı en azından. Ben onları aynı evde burun buruna, birbirlerinin en büyük düşmanlarıymış gibi defalarca gördükçe içten içe çok küstüm, kırıldım. Boşansalardı, iyi anılarımız olmazdı belki o evde. Ama kötü anılarımız olmazdı en azından. Öyle bir sorunun ortasına doğdum ki beni görmedi gözleri. Kendileri hep bunu ayrı ayrı inkar etseler de öyleydi gerçek. Birbirleriyle bitmeyecek problemleri vardı. Birbirlerini çok severek evlenmişler aslında. Aşık olduğunuz kişiyle evlenmeyin cümlesinin en canlı örneği onlar. Anneannemle babaannemin anlattıklarına göre çok seviyorlarmış birbirlerini eskiden. O sevgi onları bir süre sonra birbirlerine düşman etmiş. Sevgilerin içinde boğulmuşlar. Onlar bana annemle babamın birbirlerini ne kadar sevdiklerini anlatınca ben şok olurdum hep. Sanki o insanlardan eser yoktu çünkü. Ben iki düşmandan öte bir şey göremiyordum ortada. Nasıl bu hale geldiler diye düşündüm durdum hep. Bulamadım cevabını. Büyüdükçe bıraktım onların arasındaki düşmanlığı. Kendi hayatıma odaklanmak istedim. İstedikçe de takıldığım her taşta, düştüğüm her yolda annemle babamın benden esirgediği şeylerle karşılaştım. Çok zorluk yaşadım, asla boşanmadılar. Çünkü bir yerde birbirlerine kopamıyorlardı. O kadar nefretin ortasında küçücük sevgilerini birbirlerine gösteremiyorlardı. Ama bir yandan da bitiremiyorlardı. Bana bile isteye hamile kalmamış annem. Babamla yıllarca birlikte yaşamışlar. Aynı eve girince aralarındaki bütün dünya değişmiş. Bambaşka insanlar gibi olmuşlar. Annemle babamın evlenmesine ikisinin de ailesi karşı çıkmış aslında. Birbirlerini çok sevdiklerini görmüşler.
Ama çok zıt olduklarını bildiklerinden evlilikte çatışacaklarını, sevginin, aşkın her şeye yetmeyeceğini söylemişler. Dedikleri gibi de olmuş. Yetmemiş gerçekten. Ben bile dünyaya gelince ya da annemin hamile kaldığını öğrenince yine hiçbir şey toparlanmamış aralarında. Tamamen yapıları ikisinin de bambaşka olduğu için bundan kaynaklanıyordu durum. Mantıklı düşünemiyorlar. En doğru şeyin boşanmak olduğunu bilmiyorlar. Yıllarca bana yaşattıklarının farkında değillerdi. Hep birbirleri arasındaki rekabeti çözmeye çalışıyorlardı onlar kendilerince. Ben de arada ezilen oluyordum. Benimle ikisi ayrı ayrı ilgilenip sevgilerini bana gösterince her şey oldu sanıyorlardı. Etkilenmediğimi düşünüyorlardı onların o halinden. Hangi çocuk annesiyle babasını birbirine düşman, hep kavga ederken görmek ister ki? Ben de nefret ederdim bu durumdan. Bana gösterdikleri sevgiden çok, benim için önemli olan birbirlerine gösterdikleri sevgiydi. Bunu anlayamıyorlardı onlar işte. Beni sevdiklerinde sorunun ortada kalmadığını düşünüyorlar, kendi problemlerinin bana dokunmadığını düşünüyorlardı. Bebekliğimi hep annemin babamın tarafı anlatır bana. Ben bebekken bile ne kadar benim yanımda kavga ettiklerini, hiç değişmediklerini, hatta annemin bu kavga stres yüzünden acil doğuma alındığını anlatırlardı. Onların arasında her ne varsa hiç yumuşamadı. Ben de dünyaya düştüğüm gibi onların arasında problemi fark ettiğim andan itibaren hep bir çabanın içinde oldum. Değişti zamanla bakış açım. Büyüdükçe farklı gözle bakar oldum hep. Çocukken hiç unutmuyorum. İlkokula, ortaokula giderken hep annemle babamın birbirlerine iyi davranmaları için uğraşır, mutlu olalım isterdim. Onların arasındaki sorunu çözebileceğime inanır, çocukta düşünceyle o kadar çok çabalardım ki. Çünkü dışarı çıktıkça, arkadaşlarım oldukça ben başka insanların ailesini görmeye başladım. Benim ailem gibi değildi hiçbiri. Hepsi çok mutlu, aile olmayı başarmış ailelerde anlayacağınız. Ben sanki birbirine iki düşmanla yaşıyordum aynı evde. Bir de bizim durumumuz hep çok iyiydi. Durumumuz iyi olunca özel okullarda okutuldum. Çevremdeki çocukların aileleri de hep zengin kesimlerden oldu. Bunu şu yüzden söylüyorum. Böyle kesimler dışarıdan kendini normal kesimlere göre daha kusursuz gösterir. Mesela arkadaşlarımın annesi de babası da ikisi birlikte okula gelirdi. Hem de hiç üşenmeden her gün. Çocuklarıyla ilgilenirler, kibar kibar konuşurlardı. Özellikle dikkatimi anne babanın arasındaki iletişim çeker, ikisine bakardım hep. Çok iyi anlaşırdı arkadaşlarımın anne babası. Birbirlerini öperler, sarılırlardı. Gösteriş vardı belki arkasında. Ama ben çocukken öyle bakamazdım ki. Neden benim annem babam böyle olamıyor derdim. Benim ya annem gelirdi ya babam. İkisinin beni hiç birlikte almaya geldiklerini bilmem. Bir tek kane günü gelirlerdi. O zaman da kavga edecekler diye ödüm patlardı birbirleriyle her konuştuklarında. Yüzleri hep asık olurdu. O özendiğim arkadaşlarımın ailesi gibi değildi bizim ailemiz. Ben de çok gözlemci, derin düşünen bir çocuktum. Bu yüzden her şeyden iki kat fazla etkilendim belki de. Her şey üstüme dert edinir, başka çocuğun fark etmediği şeyleri ben görürdüm. Anneannem, babaannem de hep öyle söylerdi bana. Çok duygusal, ince düşünceli olduğumu anlatırlardı. Annemle babamın ilişkisinde en çok onlar da bana üzülürdü. Kardeşim olmasını eskiden istesem de olgunlaştıkça hiç istemedim mesela. Ödüm bile patladı diyebilirim bir kardeşim olursa diye. Çünkü benim gibi eksikliklerle büyüyecekti o da. Hiçbir çocuk hak etmezdi bunu. İstemezdim benim yaşadıklarımı kardeşim de yaşasın. Olmadı kardeşim de. İyi ki de olmamış. Annemle babam benden sonra çok daha fazla dikkat ettiler bu duruma sanırım. Zaten benden sonra da ne kadar cinsel ilişkide bulundular bilmiyorum. Çünkü onu da aklım almıyordu. Birbirine düşman gibi olan iki insan birbiriyle nasıl aynı yatağa girebilirdi ki? Bunu anlayamıyordum ben henüz. Annem de babam da birbirlerine hep git boşanma davası aç. Tek celsede bitireceğiz deyip dururlardı. Ne babam ne annem açardı dava. Cesaret edemezlerdi. Lafta olurdu onların kavgaları. Ben ilk zamanlar korkardım. Sonrasında alıştım. Odama çekilir kendi halime bakardım. Bakmaya çalışırdım daha doğrusu. Hiçbir zaman o kadar umursamaz bir çocuk olamadım. Hep başarısızlıklarla, geçimsizliklerle dolu bir çocukluğum oldu. Annemle babam okuldaki öğretmenlerime gelirlerdi konuşmaya. Sorun ne diye. En büyük sorun onlardı aslında. Yine sorunu bende arar,
ben de düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu düşünürlerdi. Öğretmenlerime anlatırdım annemle babamın durumunu. Büyük ihtimal öğretmenlerim onlara söylüyordu ama. Onlar inanmak istemiyorlardı sorunun onlarda olduğuna. Ben sırf bu yüzden ailesiyle çok mutlu olduğunu gördüğüm bir arkadaşımla aramı bozmuş, konuşmamıştım onunla ilkokulda. Annesiyle annem tanışırdı. Bir gün plan yapmıştık. Arkadaşımın annesi bizi okul çıkışı yemeğe götürecekti. Babası da gelmişti ama. Benim yüzüm asılmıştı o zaman. Çok huzursuz, mutsuz olmuştum hatırlıyorum. Anne babası o kadar mutluydular ki aşkla bakıyorlardı birbirlerine. Gitmekten vazgeçecektim ama yapamadım. Yemek yemeye gittik hep beraber. Arabada biz arkadaşımla arkada otururken anne babası öndeydi. Annesi babasının elini tutuyordu, gülüşüyorlardı. Öpüyordu annesi babasının yanağından. Arkadaşım o kadar mutluydu ki hiç unutmuyorum, ağlamıştım. Arkada arkadaşıma belli etmeden sessiz sessiz ama gözümden yaş geldiğini göstermemişti. Annemle babam gelmişti o zaman aklıma çünkü. Çok üzülmüştüm. Bizimkilerin tam tersine kavgaları, birbirlerine bir şey fırlatmaları, bağırmaları gelmişti gözümün önüne. Biz 2 dakika arabada bir yere gitsek annemle babam mutlaka kavga ederdi. Öyle birlikte yemek yemeye hiç gitmezdik mesela. O gün yemek yemeye gittiğimizde arkadaşımın annesi bana annenle babanla geldin mi buraya iş demişti. Tebessüm etmişlerdi. İyilikten sormuştu aslında ama benim yaram kanadı için canım acımış, belli etmemiştim onlara. Eksikliğimi bilsinler istememiştim. Benim suçummuş gibi yine gelmedik dedim. Diyememiştim ki zaten biz evde bile birlikte yemek yemiyoruz. Aynı masada ben bir kere oturduğumuzu bilmem. Babam bazen işe gitmeden biz annemle kahvaltı yapar olurduk. O zaman 2 dakika otururdu yanıma. Benimle ilgilenmek ister, kavga çıkardı anında aralarında. Ben babam hemen işe gitsin de bitsin bu kavga isterdim. Böyle eksik büyütülünce bana sundukları o güzel okul imkanları, paralar 5 para etmedi. Hep eksikliğini hissettiğim, üzüldüğüm şeyden ömür boyu kaçtım ben. Evlilik korkulu rüyamdı. Evliliği geçtim, biriyle bile sevgili olmadım uzun zamanlı. Hep endişelerim oldu. Ya annemle babam gibi olursak, ya bana karşı değişirse diye. Benim hayatıma, kendi mutluluğuma da sirayet etti onların mutsuzlukları. Keşke en azından kendi hayatımı yönetebilmek adına destek alsaydım dediğim çok oldu. Ama hiç yapamadım onu. Eksikliğini bildiğim şeylerle yüzleşmekten çok korktum. Atamadım o korkuyu üstümden, cesaret edemedim. İlkokulda kaçtığımdan beri hep öyle kaçmaya devam ettim. Çocukken arkadaşlarımın evine asla gitmezdim. Okul çıkışı bazen annelerimizin yanında arkadaşlarım çağırırdı. Annem git kızım diye ısrar ederdi bana, gitmezdim ama. Çok iyi anlaşsam da annesiyle babasını mutlu, evlerini öyle sıcacık, sevgi dolu görmek istemezdim. Anneme bunu söylemedim hiç, üzülür diye. Yine onu düşündüm hep. Belki söylesem bir şeylerin farkına varırlardı onlar da. Varamadılar ama. Ben de hep bahane ürettim. Canım istemiyor, yoruldum, ödevlerim var falan dedim. Büyümeme rağmen çocukça korkularım oldu. Üniversitede ilk başta çok psikoloji okumak istiyordum aslında. Sonra asla yapamadım. Ya benim gibi sorunları olan anne babalar, çocuklar bana gelirse diye. Yüzleşmekten, adım atmaktan delicesine korktum. Annem babam bile birden değişen fikrime o dönem o kadar şaşırdılar ki. Ben deli gibi psikoloji okumak istiyordum çünkü. Yine onlara yalan attım. Uydurdum bir şeyler. Hukuk okuyacağım dedim. Havalara uçtular. Onlar için hava uçtu. Bir şeylerin bedelini kendi hayatımla ödeyen hep ben oldum. Onların sorunları genelde büyük şeyler değildi. Bizimkilerin söyledikleri gibi karakterleri çok sıktı. En ufak şeyde bile fikir ayrılıkları vardı. Nasıl bunu önceden anlayamadılar diye çok düşündüm. Aşık oldukları için gözleri görmemişti. Hep aşabileceklerini düşündüler. Ben aşktan da o yüzden çok korktum. Ya kör olursam, ya kendimi başka biriyle daha yaralarsam diye düşündüm. Çünkü hep çok güzel bir aile kurma hayalim vardı. Kendime bile itiraf edememiştim. Annemle babamın yapamadığını ben yapmak istiyordum hayatımda. Yapamadığım, aşamadığım için bir şeyleri aksine üniversitede de daha sapıtmış halde buldum kendimi. Koptum yaşamdan bir süre boyunca ben. Üniversiteye kadar hep okumak için annemle babama borçlu hissettim kendimi. Her ne olursa olsun o verdikleri eğitimlerin, güzel koşulların borcunu okuyarak, güzel bir bölümü kazanarak ödemek zorundaydım sandım. Üniversiteye geçince her şey değişti ama.
Problemlerimle, sorunlarımla daha fazla yüzleşir oldum. Her şeyi bıraktım. Onlara çözüm bulmaya çalıştım. Onu da başaramadım gerçi. Elde ettiğim, peşine düştüğüm anlık mutluluklarla kendimi mutlu ettiğimi sandım. Annemle babamın bana veremediği o açığı kapattığımı sandım. Ailelerin çocuklarına yaptığı en büyük kötülük bu aslında. Çocuklarına ömür boyu kendilerini tamamlamak zorunda hissedecekleri eksiklikleri, kusurları, mutsuzlukları miras bırakmak. Benim için de öyle oldu. Her şey üniversiteye geçmemle başladı. Ben hukuk kazandığım zaman zaten o bölümü istemiyordum. Hep çok başarılı bir öğrenci olmama rağmen üniversitede aynı verimliliği sağlayamadım. Tercih dönemimde de okulumu evden çok uzağa yazdım. Hep uzaktaki okulları tercih ettim. Bilerek yaptım bunu. Ve bizimkilere şart koydum. İlk defa o zaman onlara çok ağır konuştum. Yıllardır onların evliliğinin içinde yıprandığımı, üniversite hayatımı huzurlu yaşamak, huzurlu geçirmek, tadını çıkarmak istediğimi anlattım. Annemle babam çok ısrar etmedi. Çünkü durumun farkındaydılar. Her gün kavgadan eve gelmek istemiyordum artık son zamanlarda. Bazen babaannemde, bazen anneannemde kalıyordum. Onlar bile annemlere yalvarıyorlardı boşanın diye. Beni ne hale getirdiklerini söylüyorlardı. Ama annemle babam anlamıyordu. Bu yüzden çok ağır konuştum. Israr edemediler o yüzden üniversitede onlarla yaşamam için. Tek şartları tek başıma yaşamayayım, bir arkadaşımla eve çıkayım istediler. Onların bu şartı aslında başıma gelecek onlarca şeyin sorumlusu oldu yine. Bir kez daha kötülük yaptılar bana. Korkunç kapıların bana açılmasını sağlamış oldular. Çünkü eve çıktığım arkadaşımın bir arkadaşı beni hiç bilmediğim bir şeylere sürükledi. Ben de annemlerin böyle şeyleri tasvip etmeyeceklerini bile bile kendimi kötülük yaparken sanki onlardan acısını çıkarıyormuşum gibi rahatladım. Ben üniversiteyi kazandığımda liseden çok yakın bir arkadaşım da benimle aynı okulu yazmıştı. Aynı bölüm olmasa da o da benimle aynı okulu kazanmıştı. Ona beraber eve çıkmayı teklif ettim. O da kabul etti. Maddi konudan ikimizin de durumu iyiydi zaten. Sorun yaratmamıştı ailelerimiz o konuyu. Bize site içinde güvenlikli bir yer olma şartıyla ev tuttular. O dönem çok mutluydum. Belki de en mutlu olduğum zamanlardı. Çünkü ailemden aldığım yaraları sarmaya başlayabileceğimi düşünüyordum. Arkadaşım da yıllardır yaşadığım şeyi biliyordu. O bile benim için çok seviniyordu bu yüzden. Bizim eve taşınma telaşımız çok sürmedi. Ev eşyaları baktık bir ay boyunca. İki ay içinde de evimizi düzdük. Okulun açılmasına bir ay vardı hatta o zaman. Biz önceden geçtik evimize, düzenimizi oturttuk. Çok güzeldi evimiz. En azından kendime ait huzurlu bir alanım var diye düşündüm. İlk defa böyle bir şeye sahip olmuştum. Bilmiyordum o zaman o evin ne kadar kirli pisleneceğini. Arkadaşım da çok iyi niyetli, hiç kötü huyu olmayan, sigara dahi kullanmayan biriydi. Lisede en akıllı kızlardan biriydik ikimiz biz onunla. Hep böyle devam ederiz, değişmeyiz sandık. Bilmiyorduk o yaşamı. Annemle babam hep birbirleriyle uğraştıkları için benim başıma gelenlerden hiç haberleri bile olmadı neredeyse. Biz okul açılana kadar gezdik, tozduk. Evimizde bol bol vakit geçirdik. Bana kalsa ben annemle babamı hiç aramak bile istemezdim de. Aklım kalırdı yine de onlarda. Yine kavga mı ediyorlardır acaba diye. Aradığımda da bir şey belli etmezlerdi de. Anlardım ama ben kavga ettiklerini. Bir süre sonra aramadım da zaten. Hayatım bulanmaya başladıkça kendi derdime düştüm. Onlar da onlardan bıktığımı sandıkları için aramadığımı düşündüler. Okul başladıktan sonra birkaç ay her şey normal gitti aslında. Alışma sürecimizdi. O yüzden henüz gözümüz o kadar açık değildi. Ben bölümümü hiç sevmediğimden yakınıyordum hep arkadaşıma. Ezberim çok kuvvetliydi. Derslerde çok zorlanmazdım. Ama yine de istemiyordum. Çünkü o bölümü seçmemde bile annemle babamın etkisi olduğunu biliyordum. Onlar böyle olmasa o zaman hukuk yerine psikoloji okuyabileceğimin farkındaydım. Ben o yüzden bölüme çok söylenerek başladım. Tutunamadım, alışamadım sınıfıma. Sınıfımdaki herkes yıllardır hukuk için çabalamış durmuştu. Bölümü kazanmanın sevinci, hırsı vardı hepsinin gözlerinde. Ben de tam tersine olunca kendimi orada dışlanmış hissettim. Kötü şeylere yönelimim de burada başladı işte. Nerede yanlış şey varsa ona çekilir oldum. Hayatımda hiçbir şeyden memnun değildim çünkü. Ev arkadaşım bana nazaran daha mutluydu. O benim kadar yüksek bir bölüm tutturmamıştı. Öyle büyük hedefleri yoktu ama iyi kızdı. Okula alıştıktan 5 ya da 6 ay sonra ortamları görmeye başladık yavaş yavaş.
Arkadaşımın dersleri çok kolaydı. Biraz çalışsa geçiyordu sınavlarından. Ben de ezberim kuvvetli olduğu için hukukta pek zorlandığımı hissetmiyordum. Sınavlardan sınırda geçiyordum ama geçiyordum sonuçta. Hayatımızı yaşamak istiyorduk. Bir daha ne zaman üniversiteli olacağız diye düşünüyorduk her genç gibi. Haklıydık da. Özellikle ben annemle babamın yıllarca sorunlarını çektiğim için artık gönlümce yaşamak istiyordum. Bir gün kampüste ev arkadaşım beni sınıfından bir kızla tanıştırdı. O kız zehir gibi bir kızdı. Zeki, kıvrak, inanılmaz kurnazdı. Erkekleri parmağında oynatıyordu. Ben bunu oturduğumuz 2-3 saat içinde gözümle görmüştüm. Herkes de samimi olmuştu hemen. Çocuklar sanki bunu yıllardır tanıyor gibi habire yanına gidip geliyorlardı. Çok tatlıydı muhabbeti. Ben gerçekten çocuklarla arkadaş olduğunu düşündüm. Çocuklar da buna arkadaş gibi yaklaşıyordu çünkü. Konuşkan olduğu için çok çabuk çevre kurduğunu düşündük. Cana yakın, sevimli bir kızdı. Kötülük sezmemiştik ev arkadaşımla. Zaten hissetseydik ben görüşmeyi keserdim direkt. Hiç öyle olmadı. Aksine kız bize kahveler ısmarlıyor, bazen okul çıkışı gezmeye gidiyorduk. Güzel yerlere götürüyordu bizi. Bilmiş biriydi. Birkaç ay içinde biz çok yakın arkadaş gibi olduk üçümüz. Bize gelmeye başladı o kız. Arkadaşımla öğrenci evimiz olduğunu biliyordu. Biz de çok yakın olduğumuz için davet ediyorduk. O ailesiyle yaşıyordu ama. Ailesi sıkı değildi. Bizde kalmasına izin veriyorlardı. Biz kızı eve çağırınca samimiyetimiz doğal olarak arttı. Birbirimizle sorunlarımızı, dertlerimizi, mutluluklarımızı paylaşır olduk. Candan biriydi gerçekten. Sinsice yapmıyordu hiçbir şeyi. Ama onun yaşam tarzı, takıldığı pis ortamlar bizi içine çekmişti. Zengin olduğu için zengin çocuklarla oluyordu hep ilişkisi. Mantık odaklı bir kızdı. Kendine denk olan biriyle yapabileceğini, hayatın gerçekleri olduğunu söylüyor, olgun konuşuyordu. Ailevi sorunları vardı onun da. O yüzden yakın görüyordum kendimi. Bana benzer sorunlar yaşamıştı ailesinden kaynaklı. O da dağınıktı, yaralıydı aslında. Hissediyordum ben onu. Dengesiz, abartı hallerini görmemiştim o zamanlar. Benden bir farkı yoktu kızın. Biz kaynaştıkça, anlaştıkça gece eğlenmeye gitmeye başladık birlikte. Kulüp, bar, neresi varsa giderdik. O çok iyi bilirdi mekanları. Hep kaliteli, özellikle iş adamlarının olduğu, zengin kesimin takıldığı yerlerdi. Başıma ben orada bela alacağımı, ucunun babama dokunacağını aklımdan bir kez olsun geçirmedim. Bir gece giyindik, taksiye bindik, gittik kulübe. Bilerek arabayla gitmedik. Alkol içebilmek istiyorduk istediğimiz kadar. Araba kullanmak istemiyorduk dönüşte. Gittiğimizde bir locaya oturduk. Çok iyi bir yer ayırtmıştık. Tam yanımızda iş adamları vardı. 5-6 adamdılar. Biz de 3 kızdık. Ben hiç okulda tanıştığımız kızın yaşında büyük adamlarla muhatap olacağını düşünmedim. Eğlencemize bakar, kafa dağıtırız, şöyle her şeyi birkaç saat unuturuz diye konuşmuştuk. İçmeye başladık tabii. Ne istersek söyledik. O sırada yanımızdaki kız yan locadan iş adamlarından biriyle bakışıyordu. Bizimki de öyle bir cilveli dans ediyordu ki adamı çekti kendine. Biz ona yapma etme diye arada uyarıyorduk ama hoşumuza da gidiyordu. Eğleniyorduk aklımızca. Ne olabilir ki en fazla diyor. O geceye özel olacağını düşünüyorduk sadece. Gecenin ilerleyen zamanlarında adamlar bize bir şişe en pahalısından, gösterişlisinden alkol açtırdılar masamıza. Öyle olunca bizim kız davet etti bunları bizim locaya. Ben de o gece içimden ilk defa kendimi rahat bırakacağımı, ilk kez, bir kez olsun bir şey düşünmeyeceğimi, içimden geldiği gibi hareket edeceğimi söyleyip duruyordum. Annemle babam geliyordu aklıma. Yaşayamadığım çocukluğum falan. Bari gönlümce o anda kalayım istiyor, doğru yanlış tartmıyordum. İş adamlarıydı hocamıza gelenlerin hepsi. Tiplerinden anlaşılıyordu zaten. Bizim kız bakıştığı adamla dans etmeye başladı. Biz de bize bakanlarla dans etmeye başladık. Orada ilk defa yaşımdan büyük biriyle dans ediyordum ben. Çok karizmatik biriydi, deli gibi alkollüydük. Algılarım açıktı ama hiçbir şey takmayacak kadar da içmiştim. Gecenin sonuna kadar dans ettik deli gibi. Adamlarla yakınlaşmalarımız oldu. Adam beni boynumdan öpüp belime sarılınca karşı koyamadım. Öpüştük. Bir süre sonra nasıl oldu o gece tam olarak hatırlamıyorum ama adamlar bizim kendi evimiz olduğunu öğrendiler. Büyük ihtimal okuldan tanıştığımız kız söylemişti. Sonra biz bunlarla beraber kendi evimize gittik. Davet ettik o gece onları. Çok utanılacak bir şeydi ama. Kafamız güzel olunca hiçbirimiz takmadık. Ayrı ayrı odalarda o gece takıldığımız adamlarla birlikte olduk.
Sabaha kadar alkolden sızıp kaldık sonra. Ben adama karşı çok çekilmiştim. Kimseye o güne kadar kendimi tamamen teslim etmediğimden, bunu onunla yapınca bana çok iyi geldiğini hissetmiştim. Değer görmekle, sevinmekle bir tutmuştum bana olan o ilgisini. Yanlış tercihler yapmıştım ama. Sabah ben mutfaktaki seslere kalktım. Çırılçıplaktık yataktaki adamla ikimiz. Ben giyindim, mutfağa geçtim. Kızlardan biri uyanmıştır diye düşündüm. Üç adamı o gece şaka gibi eve atmıştık. Uyandığımda kızların ikisi kalkmış, adamlar odadaydı. Ben yanlarına gidince hem bir yandan gülüyor hem de çok garibimize gidiyordu. Sonra ayılalım diye kahve yaptık adamlara da kendimize de. İki kahveyi alıp ben odaya geçtim, kapıyı kapattım. Belki geceye dair güzel şeyler konuşur sandım. Ben yanına gidince o biraz toparlandı. Ciddi durmaya başladı birden. Ben sırtınca da sırıtmadan edemedi. Ama bir burukluk vardı yüzünde. Ben ne olduğunu sorunca durgunlaştı. Israr ettim. Bir şey olduğunu anladım. Bana birden gözlerimin içine bakıp "Sen benim kim olduğumu hiç anlamadın. Tanımadın değil mi?" dedi. Çok huzursuz oldum. "Hayır," dedim. "Tanıdığımı sanmıyorum." "Seninle değil aslında. Babanla tanışıyorum ben," dedi. O an ellerim titremeye başladı korkumdan. Kahveyi saldım bir kenara. "Nasıl yani?" diye kekelemeye başladım. Panik olduğumu anladı. Sakinleşmem için elimi tuttu. "Sakin ol. Bir projede ortak çalışıyoruz. Birkaç aydır beraber iş yürütüyoruz. Bilerek söylüyorum şu an sana. Bir şey olur babanın kulağına gitmesin bu durumumuz diye." "Kötülüğüne yapmıyorum yani," dedi. Ben tutamadım kendimi. Bağırdım, kızdım. "Madem biliyorsun sen, neden yattın benimle dün gece? Dans ettin. Niye böyle bir şey yeltendin?" dedim. Tutacağımı düşündüm kendimi. Bu kadar ileri gitmeyi sandım. Yapamadım, karşı duramadım sonra, bilmiyorum. "Çekemedim senden kendimi, hoşlandım gerçekten," dedi. Öyle deyince zaten bende her şey sıfırlandı. Bana karşı birinin güzel şeyler hissettiğini duymuştum çünkü bir adamın ağzından. Hem de çok yükseldiğim bir adamdı. Bana "Bu evdekiler, arkadaşların dahi bunu bilmesin. Babanın kulağına gidecek bir şey olmasın. Benden bir şey çıkmaz. Babanla karşı karşıya ne kendim gelmek ne de seni getirmek isterim," dedi. "Tamam," dedim. İşin kötü tarafı, biz ikimiz de tekrar görüşmek istiyorduk. Tek gecelik bir şey olmadı bizim için. Biz defalarca birlikte olduk onunla. Ben arkadaşlarımdan sakladım onunla devam ettiğimi. Hep geceleri ona kalmaya gittim. Defalarca birliktelik yaşadık. Bana babamla gereğinden fazla samimi olduğunu, babamın evini bildiğini söylemedi ama. Bir sabah kalktığımızda ben duşa girdim. Girmeden önce de kahvaltı için bir şeyler sipariş etmiştik. Ben duştayken kapı çalmış, o da direkt kapıyı açmış marketten gelenler diye. Meğerse babammış gelen. Aralar o kadar samimiymiş ki adamla, gizli saklıları yokmuş. Ben edemedim o an. Ben duştan çıktığımda bir adamın sesini duydum aslında. Ama televizyon falan açık sandım. Ayırt edemedim o an. Duştan bornozla çıktığımda babamı karşımda gördüm. Göz gözü gelince dünyam karardı benim. Babam şoka girdi karşımda. Benim durdu o an sanki. Babam, "Senin ne işin var burada? Bu ne halin? Sen nereden tanıyorsun bu adamı?" diye bağırmaya başladı. Birlikte olduğum adam babamı durdurmaya çalıştı. "Yanlış anlıyorsun, sandığın gibi değil," diye açıklamaya çalıştı. Ama babamın koluna dokunduğu anda babam yüzüne bir yumruk attı. Beni bıraktı. Yatırdı yere, adamı dövmeye başladı. Ben çığlık çığlığa kaldım o halde. "Yapma baba," diyordum. Duymadı bile beni. Gözü dönmüş gibiydi. Ağzını yüzünü kan içinde bıraktı. Sonra birden beni kolumdan çekiştirdi. "Çabuk gidiyoruz buradan. Sen ne terbiyesiz, aşağılık bir çocukmuşsun. Benim evladım böyle bir kız değildi. Ne oldu sana?" deyince ben delirdim. Çektim kolumu sertçe babamdan. O an babamla ilk yüzleşmem oldu aslında. Yıllardır söyleyemediklerimi söyleme şansım oldu. Tek bir çırpıda gözüm kapalı, ne kadar babam üzebileceğini düşünmeden söyledim ağzıma gelenleri, içimden geçenleri. "Senin annemle olan kavgalarından gözün beni mi gördü sanki? Nereden bileceksin ki senin kızının böyle biri olmadığını? Bilemezsin." Değildim zaten. Yanlış yapmadım ben. Anne babamdan göremediğim sevgiyi gördüm ben orada. Değer vermek, severek ilgini belli etmek ne demek onu da gördüm. Sizde anne babam olarak göremediğim çoğu güzel şeyi yaşattı o bana. Bu ne demek benim için, biliyor musun sen? Bilemezsin. Nereden bileceksin? "Yıllardır aynı kavgalarınızın içinde boğulup duruyorsunuz siz değil mi?" dedim bağırarak.
Gözümden birkaç damla yaş aktı sadece. O kadar kin doluydum ki onlara karşı. Babam da farkındaydı haklı olduğumun. Sustu. Bir şey diyemedi yüzüme karşı. Belli etmemek için çabuk üstüne adam akıllı giyin. Gidiyoruz, uzatma dedi. Sinirliydim zaten. Geçtim odaya giyinmek için. Babam o sırada kan içinde bıraktığı ortağına seni bir daha kızımın yanında, yakınında, yöresinde görmeyeceğim. Projeden bugün atıldığının haberini şirkete vereceğim. Sakın karşıma çıkma gibi şeyler diyordu. Giyinmiştim o sırada, çıktım odada. Onun bir suçu yok. İşinden edemezsin dedim. Daha çok sinirlendi. Seni ne halde yakaladım be ben? Haberin yok mu senin? Ne yüzle konuşuyorsun hala sen bana diye çıkıştı. Öfkesinden deliriyordu. Ama bir yandan da onun yüzüne söylediklerimin gerçek olduğunu biliyordu. Beni evime bırak dedim babama. Asla annemle ikisinin saatlerce dırdırını çekemezdim. Babamın zaten anneme söylemeye niyeti yoktu. Beni evime bıraktı, kendi de geldi eve. Eve girdiğimiz gibi aynı laflarına, bağırmalarına başladı. Çok ağır konuştum bu sefer baş başa olduğumuz için. Onların zaten hiçbir zaman umurlarında olmadığımdan, çocukluğumdan beri yaşadığım, hissettiğim eksikliklerden, sevgi görmediğimden, her şeyden bahsettim. Beni bu duruma sürükleyenin onlar olduğunun yüzüne vurdum. Anneme de söylemesini istedim hatta. Yıllardır üstümde taşıdığım yükü onlar taşısın istedim. Yapamadılar. Onu bile beceremedi onlar. Sarılmaya çalıştı babam bana. İttim, sarılamadım. Çık dedim evden. Babamı görmek bile istemedim. Arkadaşım yoktu o sırada evde. Babam çıktıktan sonra saatlerce içtim, dağıttım. Telefonlarımı kapattım. Ev arkadaşım gelince her şeyi anlattım ona. Şok oldu yaşananlara. Yıllardır bildiği için yaşadıklarımı, bana annem babamdan bile çok üzülüyordu arkadaşım. O kadar yalnızdım ki onlardan hiç sevgi görmediğim için. Değerli olduğumu hissedemediğimden yıllardır hep aynı sorunun içinde dönüp duruyordum. Bir süre bizimkilerle hiç görüşmedim o olaydan sonra. Arada bir arar açar, konuşurdum beni darlamasın diye. Zaten hep kendi dertleri olduğu için anlamazdı. Babam ilk defa o zaman anlamıştı ne demek istediğimi. Bir gün olaydan bir ay sonra gibi bir süre sonra babam aradığında ona "Bak annem bir aydır hiçbir şey anlamadı, hissetmedi. Anladın mı şimdi ne demek istediğimi?" dedim ona. Babam çok pişman gibiydi. Ama benim için hiçbir şey ifade etmiyordu hali. Benim çocukluğumu, anne babamdan o yaşlarda almam gereken sevgiyi kim geri verebilirdi ki? Onlar bile veremezdi. Bir süre babamla hiç konuşmadım. Nefretim ona kustuktan sonra sanki onun o gerçekle, acıyla baş başa kalıp canının yanmasını istedim daha çok. Ben de iyi değildim ama. O dönemde babamı kendimden uzak tuttuğumdan dolayı bana hesap soramıyordu. Bir gün okuldan o kız arkadaşımız eve geldi. Gelirken üniversitede çoğu kişinin içtiği otlardan getirmiş. İçtiğini görmemiştim diyemem. Ama eve getirmezdi en azından. Getirdiği günler benim moralim çok bozuktu. Hayatımın en dip dönemlerinden birini yaşıyordum. Denemeyeceğim bir şeyi denedim o akşam, içtim. Üniversitenin yarısını içiyorken salak diye aşağılayan ben, daha da bok etmek için yaşamımı ona da başladım. İçtikçe o kadar rahatladığımı hissettim ki. Kendinde olmakla olmamak arasında her şeyi unutmuş, anlık rahatlamış, gülebiliyor halde buldum kendimi aylar sonra. Çok iyi geldi bana. Anlık kaçışlara sığındım hep. Bu yüzden bırakamadım. Hayatımda mutlu değildim hiç. Anlık mutlu hallerimle biraz olsun nefes aldığımı hissetmek istiyordum. En azından bu hakkım diye düşünüyordum. Yemek gibi bir şey oldu bir süre sonra benim için. Ne kadar param varsa hepsini ota verir oldum. Yemek yemelerim azaldı. Yemek yerine hep onu içiyordum. Verdiği o rahatlık hissine bağımlı olmuştum aslında. Hep huzur hissedebilmek için içebildiğim kadar içmek istiyordum. Ev arkadaşım da içiyordu ama o benim kadar değildi. Ben dibe batmış bir haldeydim. Aileme bir şey söylemesini, başıma bela olsunlar, huzuruma karışsınlar istemiyordum. Üniversite, hukuk falan da ortada kalmadı tabii. Anne babamın tek önem verip beni oraya hazırlayıp yetiştirdikleri kariyerim de bitti gitti. Odaklanamazdım okula. Yemek bile yiyemiyordum ben. Hayattan zevk almıyor, yaşamak istemiyordum kafam normal olduğunda. Sabah uyandığımda kahve otla başlıyordum güne. Akşam alkolle otla kapatıyordum. Göz hatlarım mosmor olmuştu. Ellerim titriyordu. Gülüşlerimi tutamıyordum artık. Durup dururken gülmelerim başlamış. Evden çıkmıyordum günlerce. Duş almıyordum istemedikçe. Hayattan kopmuştum her anlamda. Gece uykularım kalmamıştı. Tek isteğim ölmekti o zaman.
Çok ağır bir depresyon geçiriyordum. Bunu anlayabilecek annem babam bile yoktu yanımda. Anlaşılmamak beni bu hale getirmişti. Annemle babam yüzünden de her şey. Ben bunun farkına vardıkça daha çok sinirlerim bozuluyor, nefret ediyordum onlardan. Her geçen gün daha çok. Öldürmek bile istiyordum onları sağlıklı düşünemediğim için. Bir sabah ev arkadaşım okula gidecekti, bir işi vardı. Halletmesi gerekiyordu, ben de evdeydim. Sabaha kadar alkol içmiştim o gece. Perişandım ama. Gözlerim tek bir noktada, koltukta sabaha kadar içmiştim. Sonra bir şey oldu, bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Karşımda annem, babam. Nasıl ağlıyorlar ama. Ev arkadaşım da yanımda. Ben güçten düştüğüm için bayılmışım. Enerjim kalmamış. Kan sonuçlarımdan anlamışlar bir şeyler içtiğimi. Arkadaşım itiraf etmiş. Doktorlara da, annemle babama da. Babamla annem şok olmuş. Ağlamaktan mahvolmuşlar ben uyuyana kadar. Arkadaşımın dediğine göre asla inanmak istemedim ama onlarla tartışacak, derdimi anlatacak halim yoktu. Babam benim suçum diye ağlıyordu sadece. O cümleyi kurduğunu hatırlıyorum defalarca. Tebessüm etmiştim o öyle dedikçe. Çok geç anladıkları için beni dibine kadar değersiz hissettirdikleri, yaşamak için tek bir sebep bulamadığımdan tebessüm etmiştim. Ben ayrıldıktan sonra doktor geldi yanıma. Daha yeni kendime geldiğim için o konulara girmedi. Sadece serum taktıklarını, daha iyi hissedeceğimi söyledi. Sonra annemle babamı dışarı çağırdı. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Bir gün boyunca hastanede kaldım. Akşama doğru hastanedeki bir psikolog geldi yanıma. Konuşmamı, anlatmamı, neden ot, alkol içtiğimi sordu. Herkese söylediğimi saklamadım, ona da anlattım. Doktor annemle babamla da konuştu sonra. Hastaneden çıkınca terapiye başladım uzun soluklu onunla. Annemle babamla aramızdaki ilişkiyi onarabildiğimiz kadar onarmak istedik. Hiç inancım yoktu. Kaybettiklerimi kazanmak gibi bir hevesim de yoktu. Tek niyetim bundan sonraki hayatımda daha mutlu yaşayabilmekti. Yaşadığımız öğrenci evini kapattık. Bu benim için çok zor oldu ama doktorum istediği için yaptım. Biliyordum hata yaptığımı da. Çok zorlu bir aşamadan geçtim. Hastaneye de yatmak zorunda kaldım bir dönem. Ağır bağımlıydım sonuçta. Belli bir zaman geçti ve ben artık azıcık da olsa normale dönmeye başlamıştım. Annemle babamla aynı evde artık bilinçli bir şekilde yol almaya çalışacaktık hep beraber. Odak noktaları birbirleri olmayacaktı. Denedim hepsini bunların. Çok çabaladık ama geç çabaladık. Kaybettiğim çocukluğum, kariyerim, geleceğim oldu. Lütfen çocuklarınıza gereken sevgiyi, ilgiyi vermek için geç kalmayın. Erken teşhis gibi düşünün farkındalığı. Çok geçmiş olsun. En azından annenizin, babanızın geç de olsa farkına varmalarına sevindim. Yaptıkları hatayı anlamalarına sevindim. Ya görüyoruz değil mi? Kızlarını kaybedecekleri anda anlamışlar. Kız ölebilirdi. Gördük başka hikayelerde. Ottan sonra başka yerlere gidiyor bu uyuşturucu. Kimyasala doğru gidiyor, Allah korusun, hepsi beter. Uyuşturucu, alkol, sigara işin içinden çıkılmaz bir hale doğru sokuyor sonra. Allah korusun. İşte görüyoruz, sevgi, sevgisizlik ne kadar kötü bir şey. Ya bir çocuğun yanında bağıra bağıra o şekilde yıllarca kavga edersen çocuk da buraya kadar gider. Birçok aile farkında değil. Birbirlerine bağırıyorlar, kızıyorlar ama yanlarında çocukların ezildiğini, mahvolduklarını, onların hayatlarının bittiğini fark etmiyorlar. Onlar da kalıcı travma bırakıyorlar. Sadece sen çocuğuna sevgi göstermekle olmuyor. Sen çocuğun yanında kavga edersen ne olur? Çocuğuna sevgi göstersen de çocuğun psikolojisi bozulur. Hani bir dizi vardı ya Çocuklar Duymasın diye. Bak adı bile Çocuklar Duymasın. Diyordu ki orada Meltem Ala mutfak. Mutfakta tartışıyorlar, konuşuyorlardı. Çocuklar etkilenmesin diye. Çoğu insan dalga geçti bu konularla. Şimdi aradan yıllar geçti. İnsanların bazıları farkındalık kazandı o yüzden. Çünkü çocukların yanında kavga edilmemesi gerekir. Sonra çocukların psikolojisi bozuluyor. Buralara kadar gidiyor. Evet bir aile dizisiydi. Komik şeyler vardı. Komiklikte anlattılar. Orada mutfağa gitmeseler ne olacak? Belki o çocuklar da bu duruma gidecek. Sürekli kavga etseler çocukların yanında. O çocukları yaşayan gerçek insanlar bu duruma gidecek belki. Gitmiş bir tanesi. Giden kim bilir kaç tane insan var böyle. Aman ha, çocuklarımıza sevgiyi gösterdiğimiz gibi yanlarında kavga etmeyelim. Bu da çok önemli. Her zaman diyoruz çocuklarınıza sevgi gösterin diye ama sevgisizliği de hissettirmeyin. Sonra o çocuk başka bir aileyi görüyor, anne babayı görüyor, üzülüyor. Ağlıyor, anlatamıyor da.
Travmatik etki bırakıyoruz üstlerinde çocukların sonra. Siz fark etmiyorsunuz ama onlar yaşıyor bunu. Başka aileler görüyor, üzülüyor. Sen anne baba olarak çocuğun okuluna gitmezsen, yanında olduğunu hissettirmezsen o başka anne babaları görür, üzülür. Hayatında sevgisizlik hisseder, daha sonra büyüdüğünde başka adamlara gider. Sevgiyi orada arar. Babası yaşında insanla beraber olmuş. Niye? Sevgisizlikten. Sevgisizlikten oluyor bunlar. Yoksa aklı başında olsa, sevgi görse hiç gitmez ki o adamın yanına. Ailede başlamış her şey. Sevgi görüyor ama anne babanın sevgisizliğiyle sevgi görüyor. O sevgi yetmiyor. Anne babasını görüyor çocuk ve ikisinden alamıyor o sevgiyi. Eksik oluyor bir şeyler. Babasıyla annesi gibi kavga eden bir aile olmak istemiyor. Daha sonra sığınacak bir liman arıyor. Sonra ne oluyor? Bu şekilde patlıyor olaylar. Ne yaparsak kendimiz yaparız. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Sonra ne oluyor? Ailesi diyor ya, ev arkadaşıyla eve çıkın diye. O kızla tanışmasını, bu adamla tanışmasını ailesinden dolayı bir kötü şeyleri yaşadığını düşünüyor. Ayrı eve çıkması, kötü şeyler yaşaması ailesinden dolayı değil ama kötü şeylere saplanması yaşadığı sevgisizliklerden kaynaklanıyor. Evle alakası yok. Sen sevgi göstermiyorsun, güzel olanaklar sağlıyorsun ama karşısına kötü bir insan çıkıyor, sığınacak bir liman arıyor, ot içiyor, alkol içiyor falan, kendini kaybediyor. Bunları göremiyoruz sonra. Sonra evladım diye üzülüyoruz. Allah korusun. Farkındalık kazanmamız çok önemli. Ve çok önemli bir şey daha var. 2009'da ben mezun oldum. Benim okuduğum dönemde de öyleydi. Hala da öyleymiş. Üniversitelerde maalesef çok yaygın bu ot durumları. Allah korusun. Bir kere içeyim diye düşünmeyin dostlar. Güzel kardeşlerim. Yaşınız kaç olursa olsun bir kereden bir şey olmaz demeyin. Evet, olmaz bir kereden bir şey. Ama bir kereden bir şey olmaz diyerek başlanılan o muhabbetlerle, o bir kerelerle vücut alışmaya başlıyor. Ve sonra ot başka bir şeye doğru gidiyor. Sonra bir bakmış, Allah korusun, altın vuruşa kadar gidebilir. Şaka değil ha, gerçek. Çünkü ne oluyor, sen tatmin olamıyorsun. Artık seni kesmiyor. İlk içtiğindeki heyecan yetmiyor. İlk başta çok kafanı döndürüyor ama belki 20. içişinde o kadar etkilenmiyorsun. Vücut bağışıklık kazanıyor ota. Sonra başka bir şey alıyorsun. Sonra kimyasal, Allah korusun, sonu yok. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Bir kere bile denemeyin. Kesinlikle. Aman ha dostlar. Çok hikaye okuduk, çok gördük. Sonra keşke yapmasaydım diyerek mektuplar geliyor önümüze. Keşke yapmasaydım dememek için okuyoruz zaten bu mektupları. Sizler bu acı hikayeleri yaşamayın diye. Vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ayrıca dostlar, daha fazla insana vesile olabilmek için her videonun sonunda söylediğimiz gibi aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacak, daha fazla insana ulaşacağız. Bir tane like'da ne olacak diye düşünmeyin. Siz bir tane like attığınızda belki YouTube bunu 5 kişiye 10 kişiye önerir. Belki bir kardeşimiz ot içecektir, Allah korusun, tecrübe olur, ibret alır, kendini uzak tutar. Farkındalık kazandırırız. Bu yüzden önemli. Yorum yazacak bir şey bulamazsanız iyi yayınlar, destek olsun yazabilirsiniz dostlar. Ama yorum yazmadan, beğeni atmadan çıkarsanız algoritma bizi beğenmediğinizi düşünür, başkalarına da önermez. İzlenmeler bu yüzden düşüyor dostlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey, sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle, sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.